Cumhuriyet TV izleyenleriyle yeniden buluştuk. Bu kezki buluşmamızda ne yazık ki arkadaşımız Merdan Yanardağ'ın baştan sona hukuk ucubesi tutuklanması kararındaki buluşmamız neden oldu. Ve Gökalp Eren'in 68 kuşağının en son 68'ler Vakfı'nın kurucularından ve başkanı olarak kimliği geçiyor kısa olarak. Tanıtımını yaptıktan sonra öngörebileceğiniz üzere 70'ler ve 80'lerde çok fazla, çok ağır bedeller ödemiş ama yolundan dönmemiş insanlar arasında. CV'sinde de girenler olursa merakları hemen Türkiye Devrimci Kurtuluş Partisi Merkez Komitesi üyesi kimliğiyle karşılaşırlar. Komünist Partisi. Türkiye Devrimci Komünist Partisi. Merkez Komitesi diye geçiyor evet, şeyde. Doğru. Evet, yani o CV'den ben okudum. Oradan söyledim. Neyse uzatmayayım. Korkmayın. Uzun uzun işkenceleri, uzun uzun ödenen bedelleri falan anlatacak değiliz. O günlerden bugünlere dersler çıkarmak ve bugün insanca yaşayabilmenin arayışları içinde olan bir arkadaşımız olduğu için ve de uzun bir yoldan o gün sadece dayanışma için geldiğini gördüğüm için de ona da duyduğum saygıyla dönüyor musun sorusunu sordum. Biraz buradayım deyince lütfen konuğum olur musun dedim. Çok da doğru bir zamanda doğru bir söyleşiye başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Şimdi şeylere girince şöyle bir tabii ki ders çalışmak gerekiyor. Ders çalışmaya kalkınca gördüğümüz görseller arasında işte kardeşiyle birlikte 80 sonrası aynı hapishanede paylaşmış insan. Amcasının oğlu yaşı büyütülerek 80'den sonra idam edilmiş bir insan. Sonuçlarıyla kapkara bir yaşama küs bir insan görmeniz gerekir. Oysa gördüğünüz gibi yaşamın içinde çok olumlu ve çok pozitif bakarak bugünün sorunlarına yanıt arayan insanlardan biri olduğu için burada yani gerçekten hak ediyor. Asıl o önemli olan da insanların geçmişlerinden bugüne yaşamın her alanına dönük, her süreçte geriye dönük öz eleştiri de yaparak, geriyi sorgulayarak nerelerde, neden bu hallere gelindi, bu ülke neden bu hale geldiği sorgulayabilen insan önemli. Ben Gökalp Eren'i öyle bir kimlikle karşımda gördüğüm için sizinle bu günü paylaşmak istedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nereden girelim? İşte yani ben tabii dersime çalıştım ama dersime çalıştığımda tabii ki 68 kuşağının hemen hemen her bireyi için söz konusu olan bir ortak paydadan girmek gerekiyor. Bizim 68'liler Fransız 68'lerinden ya da işte Avrupa 68'lerinden çok daha farklıdırlar. Onun için bizim 68'ler diyoruz onlara. Bizim ülkemiz koşullarının, öznel koşullarının ürünüdürler. Yani cumhuriyet değerleri ve kazanımlarının üzerine özgürlükleri gelmesiyle 61 Anayasası, 63 yasalarının örgütlenme ortamının açtığı nefesle hızla toplumsal patlamanın içinde yerlerini almış insanlardır. O yüzden de tek kimlikli değillerdir. Her biri için ortak payda öğrenci olaylarında, eylemlerinde, liderliklerinde ile başlayıp hemen arkasından gelen çok güçlü bir işçi örgütlenmesi ve işçi hakları savaşımına içinde kendilerini bulmaları. Üstelik çok da çarpıcıdır. Herkes kendi eğilimlerine, öngörülerine, düşlerine göre farklı farklı sol yelpazeden farklı gruplarda yer alma koşuluyla hepsinde yer almışlardır. İş hareketinde de yer almışlardır. CD'de Gençlik Hareketi'nde de çok ağırlıklı hep var olmuşlardır. Ve 12 Mart'ta da çok bedel ödemişlerdir. 12 Eylül'de çok daha fazla bedel ödemişlerdir.
Benim şey dikkatimi çekti. Gökalp arkadaşımızın çok kısa bir kendi geçmişinin yaşadıklarının özetlediği bir çalışmada altını çizdiği saptamalar oradaki. Ama ondan önce şeye girmek istiyorum. O kadar hızlıdır ki bu geçişler. 68'in hemen arkasından gelen bir büyük işçi direnişi vardır. 15-16 Haziran direnişi patlaması. 1970. 70 tabii. Yani hemen arkasından dedim zaten. Hemen arkasından gelen. Tabii ki benim unutmam söz konusu değil. Çünkü 15-16 Haziran'ın toplantısı 14 Haziran günü yapıldığında oradaydı olan ve yakından patlayacak eylemlerin gücünü gözlemlemiş, alınan kararlara bakarak gözlemlemiş olarak oradaydım. Şeyde bakıyorum da aynı şeylerde 16 Haziran günlük gazetede Cumhuriyet'in hemen şeyin konuğumuzun Gökalp Eren'in İTÜ Öğrenci Birliği'nin başkanı olarak bu eylemlere katılmalarının sonucu derse girmemeleri eylemi var. Yani evet. Derse girmiyorsunuz 15 Haziran günü. Gazetenin de tarihi 16 Haziran yani. Eylem de koyuyorsunuz. Evet. Sadece derse girmemekle kalmıyorsunuz. Eylemlerin evet. İçindesiniz. Şöyle bir geçmişi var onun. Biz üniversitedeki muhtelif sorunlarımızla ilgili daha önce tartışmalarımız vardı. Ve yoğun bir öğrenci kitlesi Haziran sınavlarının ertelenmesi Haziran'a veya bu arada 68 işgalinden sonra yapıldığı gibi iki hak verilmesi. Yani Haziran sınavlarının ikiye bölünmesi. Haziran ve Eylül olarak iki hak şeklinde uygulanması talebi vardı. Bununla ilgili üniversitede sınav öncesi, yani Haziran öncesi tartışmalar oldu, forumlar oldu. Referandum yaptık. Üniversitede referandum yaptık. Bizzat öğrenci bürolarına sandıkları koyduk ve bir boykota var mısınız, talepleri kabul ediyor musunuz tabii, diye. İTÜ olunca boynuzun kulağa geçtiği bir yerdi. Hiç unutmuyorum sevgili Bedri Karafakıoğlu hocanın, rektörünün yakınmasında bana bir sosyal olayları izleyen bir bilim insanı olarak, bilim namusu çok üst düzeyde olan bir insan olarak demişti ki ya bizim çocuklar hafızlıyor, toplumsal olaylarla çok ilgili değiller diye. Bir baktım İTÜ İstanbul Üniversitesi'ni geçti hemen öğrenci olaylarının arkasında, önü aldı. Evet. Hocam dedim ne oluyor? Ya dedi boynuz kulağa geçti, ne yapalım diye. Evet. Evet. Orada da öğrenci birliği başkanıydım o sırada ben. Öğrenci Birliği Başkanı olarak benim görüşüm forumda, karar forumunda istendi. Ben çok bir görüş belirtemeyeceğimi, mutlaka böyle bir ertelenme olması gerektiği konusunda fikrimin net olmadığını forumların genel forum öncesinde de söylemiştim. O nedenle arkadaşlardan bu konuda iddialı olanları kürsüye çağırdım. Kürsüye o tarihte benim sınıf arkadaşım olan iki kişi ve yine onun gibi birkaç arkadaşımız daha çıktı. Onlar, çıkanlar da okulun o tarihe kadarki en iyi öğrencileri. Benim sınıfımdan o iki kişi daha sonra profesör oldu. Biri Mahir Vardar, evet. Öbürü Naci Görür. Hadi yani çok bu, da sıradan profesör evet, olmamışlar. Yani onlar konuştuktan sonra ben bunu tembel öğrenci hareketi gibi nitelemiştim. Dedim ki ben kendi içinde bulunduğum grubun belki de ruh halinin bir yansımasını şey yaptım. Kusura bakmayın, özür dilerim, referanduma gideceğiz. Ve öyle referanduma gittik. Referandumda %95'in üzerinde bir rakamdı. Tam rakam hatırlayamıyorum şimdi. 95'in üzerindeydi yalnız. Evet, boykot şey çıktı, kararı çıktı. Tereddütler şu noktadaydı. Mezuniyetler var. Mezuniyetler bir gecikme
nedeni olmasın, mezuniyetlerde bir gecikmeye sebep olmayalım gibi bir kaygı vardı. 15 Haziran'da da tekrar form ilan etmiştik. İşçi hareketi bizden önce boykota başladı. Sabah. Oraya da bir esprili girmek istiyorum. Bugünün öğrencilerinin bu boyutta bir demokrasiyi algılamaları söz konusu bile değil. Tabii. O kültürden gelmediler. Tabii. Yani ne yazık tabii, çok ki doğru. Çok başka bir koşullarda. Biz de Taşkışlı'da toplandık ve başlayan işçi hareketini desteklemek için evet. Boykot'a başladık. 15 evet. Haziran 1970 öğlende bu boykotu ilan ettik. 16 evet, Haziran sabahı isminizle, cisminizle bu boykota evet. katıldığınızı da duyurmuşsunuz. Evet. Cumhuriyet'in de birinci sayfasında yer almış. Evet. Şimdi siz devam edin. 15-16 ben bir cümleyle yine gireyim. O kadar büyük eylemlerin kararı çıktı ki Merter'deki toplantıda 14 Haziran günü. Kitlelerin meydanlara o gördüğü, öngördüğü yani sonuçta yaşadığımız üzere pat çıkacağı kesindi. Çünkü orada da müthiş bir demokrasi vardı. DİSK'in bütün yönetim organları, iş yeri temsilcileri dahil hepsi birden Merter'deki salonda toplanmışlardı. Ve karar ortak karar olarak alınmıştı. Ve de Kemal Türkler sunumu yaparken sonuç kararları o koca salonu dolduran kalabalığın yani hepsi yönetici tavandan tabana bütün yöneticilerin ortak iradesini yansıtarak anlatıyordu. Tabii o coşkuyla gelip ben gazeteye gelince aktarınca arkadaşlarımız inanamadılar o boyutta bir eylemin yapılabileceğini. Ürktüler gazetede verildi birinci sayfada ama aşağılarda bir yerde verildi. Manşete koymaya korktular. Sonra ertesi gün gördüler. Şimdi evet sizi oradan içindeki bulunduğunuz olaylardan tanıdıklarınızla evet. dinlemek istiyorum. Buradan takip ediyorduk biz de sizin haberleriniz. Aynı toplantıdaki bizim arkadaşlarımızın getireceği haberlerle 14'ü pazar günü İTÜ Gümüşsuyu'ndaki Öğrenci Birliği binasında, yurdun giriş katı tamamen öğrenci binaya aitti. Orada toplanıyorduk, bekliyorduk. 15'inde bu nedenle alınan karara katıldık. Alınan karar özetle şöyle bir şeydi. Bildiri okunacak, bütün işçiler fabrikanın önünde toplanıyor. Fabrikanın temsilcileri çıkıyor, şeyi okuyor, bildiriyi. Evet, üretimden gelen güçlerini kullanarak fabrikalarından çıkıp evet, merkezlere yürüyecekler. Evet, işi durduruyor. Sonra yürüyüş. Ama o hareket oralarda kaldı. O gün biraz fabrikaların etrafına çıkıldı. Kısa kısa yürüyüşler yapıldı. Bizim gençler onları çevreden destekleme hareketlerine gittiler. Daha çok küçük atölye ve benzeri yerlerde fabrikalardan büyük fabrikalardaki harekete katılma, onları destekleme gibi bir şey. Burada da cevap geldi yani bize gelen bilgiler, raporlar. Küçük iş yerleri büyük iş yerlerine takip etmek arzusunda. Özellikle de sürpriz bir sonuç. Türk İş'e bağlı birçok iş yerinden diski destekleme eğilimi var diye. Bu eğilimleri biz pazartesi günü 15'indeki çalışmalarımızda gördük. Küçük hareketler yapıldı. Fakat akşam şeyde toplandık. Tekrar Gümüşsuyu'nda toplandık. Dev Genç Bölge Yürütme Kurulu'da olayları değerlendirip ona ait bir sonuca varmaya, yani nasıl katkıda bulunacağız, nasıl yardımcı olacağız diye. Ben öğrenci birliği başkanı olduğum için biraz şöyle bir şey oluyor. Orası karargah gibi. Bildiri basılacak. Bütün bildirilerin basılması lazım. Bütün kağıdın bulunması lazım. Bütün pankartların hazırlanması lazım. Ve bütün her tarafa ulaşmak gerekiyor. Yurtlara vesaire. Öyle yenilenebilir bir İstanbul değil yani evet. Kartal'dan şey İstanbul kadar büyük, sanayi genç, Eyüp evet. Merkez üssü diyelim. Eyüp ilçe çok silah tarikat aynı taraflarına evet. hitap ediyor. Yukarıya doğru Levent'e uzanıyor Levent her taraftan uzanıyor. Evet. Şimdi biz de gelen bilgilerden büyüyebilme şeyini gördük. Daha sonra okuduğumdan öğrendiğimden anlıyorum ki DİSK de bu
tespiti yapmıştı. Bize o gün gelen bilgiler de sonuç itibariyle öyleydi. Gelen bilgilerde yürümek, yani 15 günü alınan kararda bir ileri bir adım atma kararı var. Disk işçileri fabrika önünde toplanmakla kalmayacak, Taksim'e de buluşmak üzere bir slogan atıyorlar. Yani Taksim'de buluşalım şeyi içerikli bir eğilim. Yani şöyle yapın, böyle yapın, çok detaylı yok. Biz de ona asıldık, onu yakaladık. İşçilerle beraber, işçilerin sokak gösterisi yapma alışkanlığı, tecrübesi daha az. Biz daha sık sokaktan yapıyoruz. Sokaktan geldiniz. Sokaktan geldik. Biz sokak çocuğuyuz özetle. Evet, evet. Biz sokakları daha iyi tanıyoruz. O nedenle arkadaşlarla bu hareketi bu yönde güçlendirme eğilimimizi belirttik, kararımızı belirttik. Gerekli bildirileri hazırladık. Aşağı yukarı o günkü rakamlar bugünkülerle karşılaştırılmasın. Kendi tekstil makinelerimizde 100 bin üzerinde baskı yaptık. Çok sadece büyük rakam. 100 bin o zamanki tekstil makinesiyle yapılabilecek aşağı yukarı en yüksek rakamdı. Öğrenci Birliği'nden bu harekete katılacak herkes giderken Dev Genç'in imzasının olduğu, Dev Genç İstanbul Bölgülüğü'nün imzasının olduğu paketleri koltukların altına alarak gittiler. Çok büyük rakam. Ben tabii sokaklara dolaşmayıp merkezi toplamaya çalıştığım için gazetenin sizinle telefonla bağlantım oluyordu. Bizim o zamanki telefonumuzun da şöyle bir marifeti vardı. Telefonumuz doğrudan polise bağlıydı. Yani polis bizim telefonumuzu sürekli dinleme halindeydi. Yani telefonu da bazen karışık olur. Her defa bant aldıkları için kesilir. Ya bir dakika kardeşim, konuşma bitmedi, girme araya falan. Yani biz onlar sanki normal memurmuş gibi onlarla muhatap oluruz. O da bağırır, karşı küfürleşilir. Patladım lan, bağladık işte. Bu minvaldeki konuşmalar olur. Bütün 16 Haziran günü bütün olayları banta almışlar. Bantlardan çözümlemeler yapmışlar ve bir dava hazırlıyorlar. Evet. Farkına vardığımız. Ben 12 tabii ki 16 Haziran 1970 günü olaylar oldu. Yürüyüşleri organize ettik. Katıldı arkadaşlarımız. Telefonlarla haberleşmeler oldu. Onlar bantlara alındı. İşte tutuklamalar, listeler çıktı. Aranma, kimler aranıyor? İşte isimler ilan edildi. Birinci Ordu'da o zaman ne Atalay'dı ya. Neyse. Birinci Ordu Komutanlığı bildiriler yayınladı. Bizler de onların alacağı tedbirlere karşı kendi tedbirlerimizi aldık açıkçası. Evet. Ve üniversitedeki boykotumuzun da devam ettirme kararı aldık. Sıkı yönetim koşullarında süren tek direniş olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki sınavları boykot eylemi, bir önceki şeyde anlattığım, habere bağlı olarak anlattığım eylem devam etti. Eyleme katılan bir tane gazetelerde yansıyan genç vardı. Biraz problemli bir arkadaşımızmış. Buna katılmayacağını, kendisinin sınavlara gireceğini ilan etti. Galiba bir iki de gazeteci buldu onu dinleyen. İyi de oldu yani. Bir kişi de olsa sınava katılmak isteyen var. Onun dışındaki öğrenciler de kül olarak, bir bütün olarak katılmıyor. İlhan abi, İlhan Selçuk o dönemde bu olayı köşesine taşıdı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki boykot birlikteliğinin sağlanması. Biliyorsunuz o zamanlar şöyle bir olay vardı. Süleyman Demirel başbakan. Evet. Ve bu boykotçular bir azınlıktır. Bunları işte derdest ettiğimiz zaman üniversitede huzur gelecek diye. O kafadan gitti zaten. 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler de o kafayla geldi. Türkiye sahanın kafası böyledir. Oysa çok da teknik anlamda iyi bir bilim insanıydı. Mesleğini bilme anlamında söylüyorum. Demirel. Ama tabii. Ama, mesleği siyaset değilmiş demek ki. Ülkeyi yönetmek, dünyayı anlamak değilmiş mesleği. Su idaresinde kalsaydı mesleğini yapardı. Çünkü Teknik Üniversitesi su işleri müdürlüğü olacak bir eğitim almıştı. Evet. İhtisası öyleydi. Evet.
İlhan abinin köşesinde, İlhan Sef köşesinde boykotu güzel güzel anlattı. Nasıl bir süreç yaşandığını, gençlerin, öğrencilerin nasıl bir birliktelik sağladıklarını, oradaki demokratik fikir birliğini vesaireyi çok düzgün bir şekilde anlatan bir propagandası. Yani o eylemimizi anlatan çok propagandistik bir olaydı. Ben de o daha sonra 16 Haziran'dan tutuklanıp da hapishaneye, Maltepe'ye gittiğim zaman işçiler beni boykotun başkanı olarak tanıyorlardı. İş hareketini destekleyen başkan. Evet. O nedenle çok prestijli bir, saygı, evet. Saygı bir, iyi bir girişim olmuştu. Boykotun temsilcisi olarak. İşçi evet. hareketini çünkü öyle destekleyen, kendilerinden destek yoktu doğrusu. Yani işçi hareketi... Evet. Ayrıca o dönemde işçi hareketi gençlerin ulaşmasından kaygılıydı. Bağımsız olmak istiyorlardı. Yani yönetilmek evet. istemiyorlardı öyle bir... İşçi hareketinden çok sendikacıların öyle bir kaygısı vardı. Vardı. Sendikacılar işlerine kimsenin karışmamasını, evet. sendikacılık hareketi kendilerinin bahçesi, sebze yetiştirdikleri alan gibi görüyorlardı. Hı-hı. Kendi arka bahçelerinde evet. rahat etmek istiyorlardı. Gençlik hareketi de oraya müdahil olması kaçınılmazdı. Çünkü o zamana kadar sosyalistik tabii 68 hareketine katılırken de daha sonraki bu iş hareketine başlarken de böyle gençlik örgütlerinde görev alırken de sosyalistler olarak organize olarak oralarda görev aldık. Ama 15-16 Haziran hareketi fiili olarak bir işçi hareketinin içine çekti bizi. Evet. Yani onu öznellikten nesnelliğe emeğin gücü ortaya çıktı yani. Emeğin gücü somut, pratik bir şey olarak ortaya çıktı. Hepimiz de ondan çok şey öğrendik. Yönlendik. Okuduk. Tercihlerimiz değişti. Tabii hatalardan anlayacak kadar da değiştiremedi bizi ama biz yine bildiğimizi yaptık. Evet, bildiğinizi yaptınız. Şimdi o dönemde tabii bedeller de ödediniz. Tabii. Hemen o dönemde de ödediniz. O dönemdekileri sonra 12 Eylül unutturdu. Hafif kaldı onlar. Çünkü şey de çok dikkatimi çekti. Sizin bu kendinizin yaşam öykünüzle ilgili bir özet yaptığınız şeyde de o çok net ortaya çıkıyor. Ve gerçekten o şeydeki analizler çok net ve çarpıcı. Sonuçlarıyla çarpıcı. 70'lerde ödenen bedellerin ders verici olamamasını da sorgulamışsınız. Ve onların o ders alamamanın sonrası daha ağır şeylere gelişini ne yazık ki o notumu yukarıda bırakmışım herhalde ama zararı yok. Gerek şey değil, içeriye aklımda. Altını çizdiğiniz noktalar var sizin. Böyle ben kendi kendime çok saygı duydum. Yani bu kadar eylemlerin içinde olup bu kadar objektif analiz nasıl geliyor diye birazcık anlatır mısınız? Tabii. Yani bu 12 Eylül dönemine geçmeden şu olayı bir tabii. küçük ele bitireyim. Zaten biraz oradan başlamanızı evet. istiyorum. Şimdi 16 Haziran'da dedik öğrenci bir telefonlarımız dinleniyordu. Polis kayıtları vardı. İşte bizlere de aranmaya başladık. Bir gün öğrenci, o sıkı yönetim ilan edilmişti. Öğrenci birliğine gitmek, işte oradaki çalışmaları nasıl gidiyor yakından görmek istedim. Kaçak durumdan çıkıp bir gün üniversiteye gittim. Yani Haziran sonu Temmuz başları gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Girdim üniversiteye arka taraftan kantine uğradım. Bir sandviç yaptırdım kendime. Yalnız benim geldiğimi görmesinler. Oradaki herkes tanıyor diye. Böyle yüzümü örtücü şekilde. 29 Ağustos galiba tarihi. Öğrenci avı diye bir küçücük haber var. Sizin isminiz geçiyor orada. Ondan önce. O yakalandığımız hani, günkü. Yakalandığımız günkü. Evet. Ben tabii sonuca evet. geçmiş olduğumuzla. Tabii. Kantinde dolaşıyorum. Polis bastı şeyi.
Karantini ve Öğrenci Birliği'ni. Yani polis bas dediğim her zaman etrafı kuşatırlar bilmem ne, öyle değil. Birkaç arabayla minibüste falan geldiler. Koşa koşa Öğrenci Birliği'ne girdiler. Onlar Öğrenci Birliği'ne girince ben arka tarafta yemekhaneye doğru gittim. Çünkü orada şöyle öbekleşmiş kocaman bir yığın, kağıt yığını vardı. Daha önceki aramalarda kitapları yırtmışlar, evrakları yırtmışlar, tahrip etmişler birçok yeri. Onları da temizlikçiler süpüre süpüre getirmişler. Yemekhanenin girişinde kocaman bir yığın yapmışlar. Yığın olmuş. Evet. Ama yerden tavana kadar yığılı. Onun arkasına doğru gittim ki gelen polisler oralarda beni görmesin. Çalışanlarla biri zannetsin gibi. Fakat bir süre sonra patır patır oraya koşturdular. Şöyle etrafa baktılar. Ortada bir elinde gazeteye sarılı bir şey yiyor. Bir adam. Onu aldırmadılar bana. İki kişi koştu. Şeyin üstüne atladılar. Yalınların üstüne böyle atladılar. Biraz debelendi oralarda, uğraştı. Sonra bir tanesi buldum diye bağırdı. Arşimet gibi. Elinde şöyle bir rulo şey, teyp bandı. Kocaman bir rulo, büyük kaset. Kaset değil o, rulo bağlı. Tabii hiç şey anlamadım ben orada, ne diyor, ne buldu bu yani. Onun içinde öyle bir şey aramadı ki, oraya geldi, içine atladı. Şöyle bir yattı gibi. Ondan sonra buldum diye çıktı. Neyse, diğer polisleri de topladılar. Tamam bak, bulduk, aradığımızı bulduk dediler, çıktılar. Ben de onların arkasından çıktım, Öğrenci Birliği'ne gittim. Baktım kimseyi almamışlar. O ekip arabalarına bindi gittiler. Ne buldukları konusunda arkadaşlara sordum. Yok, bilmiyoruz dediler. Hiç kimsenin bir fikri yok. Ertesi gün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde anarşistlerin hazırladıkları belgeler yakalandı. Sovyetler Birliği'nden, Rusya'dan. Çok güzel. Yani şöyle bir şey. Hak ediş yapmak için biz almışız bu olayların bantı almışız. O bantları hazırlamışız. Sovyetler Birliği'ne gönderip paramızı almak için yapıyormuşuz. Onun da belgelerini bunlar gelip pat diye yakalamışlar. Çok güzel. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti buydu. Evet. Ondan sonra ne oldu? Birkaç gün sonra daha çok isim yayınladılar. Gençlerden o isim geçen arkadaşların hakkında başladı. Haberler uyduruldu vesaire. Biz de o haberlerden sonra aşağı yukarı Ağustos'un sonuydu. Evet. Ankara'dan bir şey için 29 gelmiştim. Ağustos onun tarihi. İstanbul'a gelmiştim. İstanbul'da yine bir telefon dinlemesi sonucunda. Buldular beni, sizi. Yani beni buldular ve tutuklandım. Teslim etmişler size, evet. Ondan sonra da bir 30 Ağustos günlük gazetedeki bu olay şeyle. Ertesine evet, ondan sonra Aralık o 82 geçeceğiz. Çünkü asıl sizinle ilgili uzun uzun konuşmak zorunda olduğumuz, size dönük boyutlarda çok ağır olan olaylar o 80'dekiler oluyor. Evet. Öncelikle amcaoğlunuzun yaşını büyüterek idam ettiler. Evet, kuzenimle ilgili olaylar. Siz çok uzun, en uzun süreli, en ağır işkenceleri gören insanların başındasınız. Yani yaşıyor olmanız bile mucize. Ayrıntılara tabii girmeyeceğim ama yani en basitiyle postallarla ayaklarınızın üzerinden herkesin çıplak olması, kadın erkek işkence görenlerin en etkileyici şey ve herkesin birbirinin yapılan işkenceyi görüyor olması çok çarpıcı bir boyut ve çok başka türlü bir acımasızlık ve şey, bunların yaşanabilirliğini insan dışarıdan akıl edemiyor. Yani çok ağır işkenceye hep biliyoruz, alıştık da hep çıkan insanların gözlerinden okunur falan, soru sorulmaz, ayıptır falan ama bu boyutta yaşanabilirliğini insanoğlu çok algılamıyor maalesef. Bunların hepsi yaşanıyor ve hepsini yaşayanların
içinde en öndeki isimlerden birisisiniz. Çok uzun soluklu bir şey var. Hedef tahtası olmanız olayı var. Sadece sizin değil, ailenizin diğer bireyleriyle. Yani burada hemen bir görseli de şey diyeyim. Kardeşinizle birlikte cezaevinde yatıyorsunuz. Yıl 83. Evet. Kamil Eren ve Gökalp Eren aynı koğuştasınız. Birlikte bir yayın evimiz vardı. Halk Kurtuluşu taraftarı idik kardeşimle. Ben parti üyesiydim o zamanlar. Türkiye Devrimci Komünist Partisi kurulmuştu. Yayın evinde muhtelif sosyalist literatüre ait yayınlarımız çıkıyordu. Kardeşim de yayın evinin sahiplerinden, ortaklarından biri olduğu için alınmıştı. Sonunda beraat etti ama aşağı yukarı 2,5 sene net yattı. Ondan sonra... Azıcıkmış, 2,5 sene çıkıyor. 2,5 sene sonra beraat ederek gitti. Ben 10 küsür yıl aldım. Evet. Aşağı yukarı 5 yıldan fazla yattım. 5,5 ay. Evet. 27 Aralık 82'de 32 idamlı TDAKP evet, davası başlıyor. Evet. Yani idamla yargılanıyorsunuz. Yani ekip olarak evet, ekip olarak toptan. Size yakışır şekilde idamla. Size yaraşır bir şekilde evet. hak ediyorsunuz yani. Hem işkenceyi hem yargılanmanın daki cezalandırma boyutlarını. Evet. Erdal'la ilgili sorduğunuz şey Erdal... Şimdi tabii onu şuradan soruyorum. Yaşı küçültülerek, pardon yaşı büyütülerek idam edilebildi çünkü. O da amcanızın oğlu. Evet, olayın şöyle bir özelliği vardır. Erdal'ın karıştığı olay 12 Eylül darbesinden önceki bir olay. Yani Süleyman Demirel'in başbakanlığı dönemindeki bir olay. 80 Şubat. 80 Şubat'ta bir korsan gösteri oluyor. Korsan gösterineye karşı bir Alparslan Türkeş'in korumalarından biri sokakta arabasıyla giderken evet, o dikkatimi çekti. Evet, evet, o bir çocuklar, gençler bir duvara yazı yazıyor. Çıkarıyor silahını, o yazı yazanlardan birini vuruyor. Sonra o yazı yazanı vurulan çocuğu arabanın bagajına koyuyorlar. Alıyorlar, dolaştırıyorlar. O çocuk ölüyor bagajda kan kaybından. Onu protesto etmek amacıyla cenaze töreni düzenleniyor. Hem onu protesto hem de cenaze töreni amacıyla gençler Ankara'da bir gösteri yapmak istiyorlar. Korsan evet. O zamanki hiçbirine izin vermediği tabii. için Süleyman Bey... Tayyip Bey yarışırlar o konularda kendileri arasında. Evet, evet. Hani kim daha üstün diye bir yarışma olsa ikisi de birbirine bırakmazlar. Böyle bir yarışma sırasında ölen çocuğun arkadaşımızın annesiyle ilgili yapılan şeyde bir jandarma baskını yapılıyor ona. Ve çocuklar da korsan gösteriye katılanlar genelde adettir. İşte üzerlerinde ufak tefek silahlar bulunur. Bir silahlı saldırıya karşı kendini savunmak amacıyla işte sağa sola biraz sıkarlar ki yani bizde de silah o dönemde var. Tabii çok... Evet, adet olan bir olay. Çoktur olan saldırı. Şimdi oralarda sizin dikkatini yani kamuoyunun da dikkatini çekmesi gereken rakamlarınız var. Yani 12 süreçte bir defa 12 Eylül'ün bir yıl iki ay rotarlı yapılmasının evet. erken bulup bekletiyorlar. Yeterince evet. ölme, insan evet, ölmedi yeteri diye. Yeteri kadar insan ölmedi. Yeteri kadar kan dökülmedi. Çok çarpıcı bir saptamanız bu rakamlarla şey diyorsunuz. Ve o rakamları büyüten olaylar da ne yazık ki Kahramanmaraş, evet. Yani Alevilerine yönelik bütün saldırılar, kitlesel ölümler falan sayılar öyle büyütülüyor. Yani Sivas, Çorum. Çorum. Hepsi katliamlar yani yan yana doğru. geliyor. Ve 12 Eylül için yani bir ay iki ay bekletiliyor. Yani şartlar bu, olgunlaşsın diyor. Evet o çok. Bu olayı mesela Erbakan'ın
Necmettin Erbakan kadayıfın altının kızarması olarak tarif ederdi. Evet. Bu zaten bir komutanın açıklaması o. Ben o notlarımı yanımda getirememişim. Onun için isimleri eksik yanlış isim söylemeyeyim istiyorum. Tamam. Size isim önemli değil önemli zaten. Yani böyle bir komutan olay, yani 12 Eylül darbecilerinden birinin anılarında var bu. Olayların biraz yükselmesi gerekiyor. Olaylara polisin, jandarmanın yaklaşması, askerin polisin yaklaşımı bu. Olayları biraz yükseltmek gerekiyor. Niye? Genelkurmay'ın planına göre bir darbe gerekiyor. O darbenin gerekçesi de kanlı olmalı. Yani ne kadar çok kan döküldü, bakın biz haklıyız diyebilme noktasına çıkartacaklar halkı. Sizin orada bir saptamanız daha var ama diyorsunuz ki arkasından sadece bu değil. Amerika'nın dünya kamuoyuna darbeyi meşru gösterebilmesinin gerekçesi de olması gerekiyor. Tabii. Yani o kadar çok can yanmalı, o kadar çok kan akmalı ki burada da darbe kaçınılmaz yani diye bir sonuca var. Önceki bir röportajda anlatmıştım bu konuyu. İşte onun, evet, onu çok yani bu sadece Süleyman'ın veya Erbakan'ın bilmem kimin değil, bu tür siyasetçilerin yanında dünya kamuoyunu hesaba katan bir demirel Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri hem generallere bizim olanlar diyecek kadar yakın, akrabalık ilişkisi tarif edecek kadar yakında duruyor. Bir yanıyla da ekonomik olarak da kendilerinin burada yapmak istedikleri şeyler var. Ekonominin tümüyle el koyacak. O tarihlerde bütün dünyada yeni muhafazakarlık, yeni liberalizm diye bir neoliberalizm. Orada çok çarpıcı bir geçişiniz var. Yani Soros'çulukla haklar savunulamaz, demokrasi olamaz diye bir vurgunuz var. Aynı yani şey. Orada bir sentiziniz var. Gerçekten bunlar olay bu kadar bedel ödemiş, olayların içinden geçmiş insanlardakilerin geriye dönük analizlerinde bu kadar çarpıcı verilerle sunulmuş. Şunu ben anımsamıyorum. Yani onun için saygı duyuyorum. 12 Eylül'e gelirken dünyadaki neoliberal akımla paralel giden ülkedeki halk hareketinde bastırmayı onun o parantezin içine alarak yürütülen en önemli projelerden biriydi Türkiye'deki 12 Eylül. Hem halk hareketi bastırıldı, o zamana ait bütün grevler, bütün direnişler yok edildi, sendikal eylem yok edildi. Aşağı yukarı 12 Eylül'den bugüne kadar, yani bugün işte Temmuz 2023 bu tarihe kadar bu işlem kesintisiz devam ediyor aşağı yukarı. Arada bir 90'larda, 80'lerin sonunda bir iş hareketi kabardı, bir baş kaldırdı ama onu da ikinci şeyle, yani Büyük Orta Doğu projesiyle diyelim çözümlediler. Kapattılar. Şeyde Erdal'ın olayını... Evet, Erdal'ı yarım bıraktık, ben de şimdi onu bekliyordum. Noktalansın o. O hareket içerisinde bastırma, o gençlerin korsan gösterisini bastırmaya bir grup inzibat götürülüyor. İnzibatlar bildiğiniz gibi ellerinde o zamanki tarihle kötü silahları olan, o öyle sokak gösterilerine karşı falan eğitilmemiş genç askerler. Zorunlu askerlik yapan gençler. Gençlerin üzerine veya havaya ateş ederken işte gençler de havaya ateş ediyor. O sırada bir Zekeriya Öngel isimli bir inzibat vuruluyor. Fakat bunun henüz otopsi yapılmadan, buna ait hiçbir ciddi araştırma yapılmadan Süleyman Demirel'in şöyle net bir ifadesi var. Ben radyo başındaydım. O zaman iyi hatırlıyorum. Veya televizyon başında. Olay sonrası suçlu yapılmıştır. Fail yakalanmıştır. Hani o olay öğlen oluyor veya sabah oluyor, bu öğlen. Veya öğlen oluyor, bu işte saat 5 gibi. Fail yakalanmıştır. Türk ceza yasasındaki en yüksek, en ağır cezayla cezalandırılacaktır diye bir ifade kullanıyor. Orada bir vurgu daha var gördüğüm kadarıyla. Erdal Eren'in yaşının küçük olmasına karşın refleksleri ve kültürünün
yaşının çok zekasının çok bilinçli bir suç işlemeye yeteneklerini kapsadığını anlatmaya, yani öyle bir sunum var orada. Ben onu da gördüm orada. Evet. Yani iddianamesinde. Evet, evet. Evet. Erdoğan'ın iddianamesi aslında onların gördükleri şu. Erdoğan iyi bir sosyalist, yani iyi bir genç sosyalist. Etrafındaki arkadaşlarıyla, birlikteliğiyle vesaire onu iyi yetiştirmiş. O anlatıyor. Bu diyor, ben bu tür bir cinayet işleyecek siyasi düşüncede değilim. Ben bir askerin öldürülmesi ile siyasi mücadeleyi yürütme şeyin tarzım bu değil diyor. Biz diyor faşist saldırıları protesto ediyoruz. O sırada bu olay oldu diyor. Ben yapmadım. Özeti o. Sonradan bir rapor çıkıyor diyor, vesaire. Peki. Raporda yani ne denir ona? Otopsi raporu veya adli tıp raporu. Otopsi değil, adli tıp raporu yetkisiz, bilgisiz ve yetersiz insanlardan oluşuyor. Göz doktoru, bevliyeci, işte bilmem yani kim varsa o hastanede o sırada topluyorlar, birer imza attırıyorlar ve bir rapor çıkıyor. Hiçbir evet. adli tıpçı yok. Hiçbir nedir adı? Mermi analiz. Şeyi yok yani. Delil yok, kanıt yok. Suç kanıtı yok, kanıt yok. Ve o zaman öğreniyoruz ki, o tarihten beri biliyorum bunu. Arkasında yani askerler ateş ederken bir kaza oluyor. Ölen inzibat erinin arkasındaki ateş ediyor ve öndeki asker ölüyor. Yani delik sırtından. Onu kapatmak üzere. Evet. Yaşı büyütülerek evet, idam ediliyor. Bu raporu şey yapmamak için bir an evvel onu idama mahkum edip götürmek istiyorlar. Süleyman Demirel'in de bu işte o tarihte daha sık yönetim yokken değerli katkıları oluyor. Cinayetin ortaklarından biri olarak çıkıyor. Bu tabii ki bizim şeydi, o güne kadar sürdüğümüz mücadelenin bir parçasıydı. Yani hareketin içinden bir yakınımızın olması başka bir özelliği var. Ama bizim hareketimizin bir parçası olma şeyiyle ben daha çok algıladım. O hareketi bastırmak. O dönemki faşist saldırıların tipik bir örneğiydi. Başka öldürülen, asılan, idam edilen arkadaşlarımız da oldu tabii. Onlar evet. için de şey yapar. Onun ki bu kadar acımasız, bu kadar çok ağır olaylara tanıklık ettikten sonra ben sizin işte şeyin Merdan Yanardağ'ın da yapılacak işte dayanışma toplantısına yetişmek için şehirler arası yolculuk yapıp vapurun rotarına da rağmen dönmeden yetişme şeyinizi çok naif buluyorum. Yani nasıl bu kadar acının üzerine bu kadar pozitif bir çaba ve arayışa ve toplumsal iletişime dönüşüm yaşanabiliyor. Yani insan bunu nasıl başarıyor? Yaşımız kaç olursa olsun hayat devam ediyor. Hayatın bize o gün önümüze koyduğuyla uğraşmak zorundayız. Yani yemek, içmek, okumak, kitap almak, işte bir cenazeye katılmak, bir toplantıya katılmak gibi. Evet. Merdan'ın, bugün de bir cenazeye evet, katıldınız. Onun için buluşma saatimizi biraz geciktirdik. Işıklar içinde yatsın diyelim. Osman Arkış arkadaşınızın cenazesi geldi yurt dışından. Evet. Ona katıldınız ve daha geç bir araya gelelim dediniz. Toplantıyı yani bu şimdi ama bu toplumsallık ve bu kadar pozitif dönüşüm yani şeyde vakfın kurulması da öyle bir şey. 68'ler Vakfı ve öyle bir yol seçmek de öyle bir şey yani. Bir tabii 68'ler bir simge. Bizim 68'ler ayrıca bir simge. Yani bu ülkenin koşullarında toplumla sıcak ilişkiler içinde var olarak derdini anlatmak ve toplumsal ilişkiler içinde haklılığını kanıtlamak yolunda yürümekte inat etmek, durabilmek. Evet. Nasıl bir şey yani? Asıl bunlara geçmek istiyorum ben. Zaten hayat biraz da orada. O
mücadeleyle ayakta durmak gerekiyor. Hem o mücadelenin içinde olmak, hem onu doğru anlamak, hem de onun o mücadeleyle birlikte yaşam tarzı haline getirebilmek. Bizim vakfı kurma aşamasına geldiğimizde şöyle bir şey vardı. 12 Eylül'den sonra işte muhtelif şeyler olmuş. Çıkmış insanlar, yatanlar, evet, kalanlar artık çıkmaya başlamışlar. Ana şey dışarıda. Hı hı. Ve toplumsal... Siz kaç yıl yattınız önce? Ben toplam 8 yıl yattım. 8 yıl yattınız. 12 Mart ve 12 Eylül'de toplam 8 yıl yattım. Tabii işkencilerin yanında o 8 yıl çok değil diyemem geliyor. Evet. Yani tabii ki bu... Tabii ki hayatımızdan çalınan şeylerin şimdi 8 yılda... Benim bir gözlemim var. İnsanlar çok ağır işkencelere dayanabilenler, kanıt ve yani sahte kanıt yaratmaya izin vermeyenler orayı çok tutamadılar. Yani ama bedeli çok ağır oldu. Yani hep öyle bir ilişki gibi görmüşümdür. Yani direnişin, doğru mu? Ben de rastladım ona. Çok rastladım daha doğrusu. Direnişin şekli konusunda çok düşündüm yani. Kafamda çok alverlerim oldu. Hakikaten o şiddetli baskıya, vahşi saldırganlığa direnenler... Çok öldüler tabii yani o işkencelerde çok ölen çok oldu. Sayılar çok yüksek ama dayanıp da çıkabilenler. Yani gözlerinden nasıl işkence gördüğünü okuyabildiğiniz insanlar çok yatıramadılar yani. Kanıt bulamadılar, yaratamadılar. Evet, sahte kanıt yaratamadılar. Onlar çıktı. Fakat onlardan da bazıları daha sonra o uzun dönemdeki direnişi gösteremediler. Tabii. Onlar bir şekilde başka sağlık sorunları da kayboldu. Yani tabii. Bu siyasi kavganın içerisinde kendilerine yakışan o direnişin şeyini devam ettirmelerini ettiremediklerini de gördüklerim oldu. Vakıf maalesef böyle bir şey gereksinim mi ürünü? Yok, vakıf daha çok o neoliberal saldırının siyasette çok revaçta yer bulmaya başladığını görünce ona bir direniş gerekiyordu. Evet. Birçok arkadaş nostaljik nedenlerle şu birçok şeyle benzer ama daha çok nostaljik nedenlerle bir araya gelme ihtiyacını gösterdi. Bir araya gelindi, konuşuldu, sohbetti, yenildi, içildi ama buradan bir siyasi duruş çıkarmak gerekiyordu. Evet. Onun için de yer alan birçok arkadaşımızın şeyi. Biz o ihtiyaca cevap verebiliriz. Bu ihtiyaca da Türkiye'nin ihtiyacı var diye düşündük. Evet. Yani emperyalizme karşı mücadele, devrimci duruş. Aklıma bir soru daha geldi. Tabii. Onu da sormak istiyorum. Belgeselci arkadaşlar, yani örneğin bir Devrim Yolcuları dizisi yapıldı. Hiç siyasetten, deniz gezicilerle uzaktan yakından ilişkisi olmayan diğer siyasi gruplar, çok farklı eylem kalıplar içinde olanlar, bir biçimde kendileri adına simgeselli üç kişinin idam edilmesini adalete uygun görmediler, isyan ettiler ve kendilerinin öznel koşulları içinde ne kadar bedeli ağır olursa olsun direnme yolları seçtiler. Çok da ağır bedeller ödediler. Yani bedeninde parçalanmalar yaşayanlar oldu. İşte operasyonlarda toplu öldürülenler oldu. Hakikaten de şey trajikomik bir şeydi. Deniz altında ile Karadeniz'de deniz gezmişi arama sahnesi. Yani tam bir tiyatroydu. Yani çok çirkin bir, amatör çirkin bir tiyatroydu ama sorgularının olamadığı bir süreçte yapılmış tiyatroydu. Yani o duygu nasıl bir dayanışma duygusu? Yani hiç farklı bir şey, çok farklı bir dayanışma duygusu idi o. Yani onu da gözlediniz mi bilmiyorum. Tabii bunlar daha sonra, o belgeseller daha sonra çıkmaya başladı. Bizim ilk baştaki bu ihtiyacı duyuşumuzu ben önce tabii onu anlatmaya çalıştım. Ortaya patlayan o neoliberal bataklık diyeyim, evet, foseptlik diyeyim. Onun içinde her türlü şey vardı. Ona karşı Türkiye devrimci geçmişinin... Yani kestirmeden şöyle sorabilir miyim? Türkiye Komünist Partisi çizgisi Marksizm-Leninizm'den yola çıkıp
Sonra da Soros'un çizgisine gelmek ve de aynen, liberal manifestoya bile ihanet etmiş olmak diye bir gerçeklik var. Yani demokrasinin kurallarını da reddediyor liberal manifesto. Ya, ihanet etmenin ayıbını yaşıyor çünkü demokrat liberaller, gerçek demokratlar manifestoya ihanet ettik diyorlar. Böyle bir noktaya gelmek. Emperyalizm çağında artık liberal olunamaz. Onun şansı kalmadı. Emperyalizm çağında liberalcilik oynamak, emperyalizme uşaklık yapmaktan başka hiçbir çıkış yolu yok. Çıkış yolu yok. Sadece o işe yararlar. Onlara da o nedenle izin verilir veya yol verilir, masraf evet, edilir. Evet. Peki bundan sonrasında yol ne oluyor? O bir yol çizin. Çünkü çok güzel yol çiziyorsunuz. Vallahi biraz şöyle şey yapalım. Yine emperyalizm çağının bir şeyini yaşıyoruz. Saldırısını yaşıyoruz. Bu saldırı sırasında aslında demokrasinin de katledildiği bir süreç yaşıyoruz. Her yerde yok. Oyununa gerek duymadıkları. Yani hiçbir yerde yok evet, demokrasi yani. Yani şöyle bir şey düşünün. Sivil diktatörlükler var aslında. Evet, sivil diktatörlükler var. Bunlara nasıl araçlar yaratılacak? İşte Macaristan'da bir fanatik bir şey bulunuyor. Başka yerde başka bir şey bulunuyor. Bizim coğrafyamızda bize uygun olarak da İslami bir evet, diktatörlüğü buldular. Başımıza bela böyle geldi. Bu bela bugünden çıkarak hemen bir siyasi çember içinde değil. 12 Eylül'de de böyleydi. Aynı evet, şey vardı 12 Mart'ta da. Tabii. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da politikalarını... Kanlı pazarlarda da aynı tabii, şey vardı. Tabii. 1969 mesela 16 Mart şeyden bahsediyor Haziran'da. Hep öyle. 1969'un 16 Şubat'ında da Taksim'de başka kan döküldü. Evet. Kanlı pazar diye tarihe evet, geçen evet, katliamlar yapıldı. Orada yine şey kitleler vardı işte bildiğiniz. Dinci, evet, ayartılmış, Sivas'taki gibi. Evet. Hatta onların daha iyi obaz, daha iyi silahlanmış. Etrafında polisle güvenlik tertibatı alınmış. Sürü psikolojisi. Yani onu evet, çok basit örneğiyle Adapazarı TMTF Kongresi'nde de yaşadık. Hatta İstanbul'dan Emniyet Müdürü oraya özel görevlendirildi Şükrü Balcı. Ve sözde koruma adına sonuçta bir baskınla TMTF'nin hukuksal tartışmalarını yaratabilecek bir şekilde çatı yani dışarıdan saldırıyla hem de üst kattaki bir konferans salonuna sağlandığı taşlar sopalarla bütün o Adapazarı'ndaki ne kadar arka şeylerde planlardaki tarikatlar varsa onların şeyleri elemanları getirilmişti kente. Sokağa çıkma şansı yoktu bile delegelerinin ama saldırıya üst kattaki evet, bina şeye saldırı ya izin verildi. Mahkemelerde TMTF'yi kapattı. Demokrasi bitti aslında orada. Yani 60'ın özgürlükleriyle gelen galiba siz şimdi şeyde de Merdan Yanardağ olayında da görüyoruz bunu. Özgürlüklerin anahtarı düşünce özgürlüğü. O olmadan diğerleri hiçbiri olmuyor. Diğer bütün özgürlükler, toplumsal haklar, örgütlenme özgürlükleri, siyasi partiler, sendikalar hepsi arkasından gelebiliyor. Orada başlıyor. Bir ilginç olan da bizim işte mesleğin kutsalı 212 sayılı yasa ki öyle bir korkunç güvenceler falan vermiyor. Hiç değilse onuruyla bir gazeteci bir yazısını çekmek hakkına sahip falan. Onu bile yok etmek için 2002'de hiç unutmuyorum ünlü o zamanki Doğan grubunun patronajıyla Erdoğan'ın yaptığı anlaşma vardı. Destekleme 212'nin iş güvencesine girmemesi yani evet, iş güvencesi zaten çok işe yarayabilecek bir yasa değildi ama simgeseldi hiç olmazsa. Ama oraya da gazeteciler girmesin ki bir biçimde 212 yargı kararlarıyla halledelim diye. Oradaki şeyi hiç unutmuyorum.
FİJ'in yani Uluslararası Basın Özgürlüğü Sendikalarının başkanının falan mizah konusu yapmışlardı bu ittifakı. Seçim destekleme ittifakı aynı zamanda şeyle ittifakı da oldu o zaman. İşte Soros türü o zaman Fethullah Gülen hocaydı. Sonra FETÖ oldu. Yollar ayrılınca. Yani böyle bir şey gitti. O hoca efendiydi. Evet. Şimdi yani o bu süreçlerden sonra yani biz buradaki çizgi yani cephe gelişmesi nasıl olacak? Toplumun nefes alabilme cephesi nasıl bir çizgi bir strateji toplumun diyebilirim? Cephesi, yani sizden öyle bir sonuç evet, strateji dinleyelim. Kemalist devrimin tamamlanmasıdır. Şimdi bugün yapılabilecek en düzgün ittifakın temeli, esasını Kemalist devrimin tamamlanması, onun ona yapılan evet, saldırılarla açılan deliklerin hadi, kapatılması, gericiliğe verilen bu konudaki tavizlerin ortadan kaldırılması ve Kemalist, yani sosyalist blok için söylüyorum, güçler için, onların da Kemalist devrimin savunulması ve tamamlanması stresiyle gitmemiz gerekiyor. Öyle de bir eleştirinizi gördüm orada. Buyurun. Yani baştan yanıldık bu analiz bakımından uyarılma, yani bizden önceki kuşaklar da bizi uyaramadı ve bu iki ilişkiyi kuramadık yani. Evet. İşte Kemalist devrimin yarıda kalması. Burada onun için mi şimdi toplum birdenbire bir köy enstitülerine de gündeme getirebiliyor. Yani tabii nostaljik olarak getiriyorlar. Bir şeyle yani Kemalist devrimin tamamlanması çünkü bir yeni bir kavram. Yani ben bunu şeyde de yakın tarihte kaybettik çok üzgünüm ama söyleşisinde kendisi çok net anlatmıştı. Ben onun öyle olduğunu bilmiyordum başından. Yani Zafer Toprak'ın ortak sunumlu açıklamasını sanıyordum ki yabancı bilim insanları ve Türk bilim insanları bir araya geldiler. Bir entelektüel olarak Mustafa Kemal gündeminle ilgili çalışmalarını birleştirip bir sunum yaptılar diye. Oysa öyle değilmiş. 2007'lerdeki bu sizin dediğiniz tehdidi görüp Zafer Toprak bir sosyal bilimci ve tarihçi olarak sorumluluk duyarak bu arkadaşlarından rica etmiş hem yabancılardan hem Türklerden birlikte çalışalım. 3 yıl çalışmışlar. 3 yıl çalıştıktan sonraki sonuçlarmış o sunumları. Evet. Yani çok üzgünüm yakın tarihle yitirdiğimize ama kayıtlara girmiş oldu bu şeyde buradaki söyleşisinde. Çok önemli bir kayıt bu ve kaygı. Şimdi siz de hiç onu siz duymadınız ama aynı cümlelerle söze girdiniz. Kemalist devrimi tamamlamak gerekiyor diye. Biz yani, geçmişte bunu kavrayamadık derken biraz sol sapma idi bizim şeyimiz. Tabii bu sol sapmayı kışkırtan şeylerin bir yanında da Türkiye İç Partisi'nin o tarihteki şeyi vardı. Onlar bir an evvel sosyalizme geçmek. Yani Sovyetler Birliği dünyanın ikiye bölünmüş dünyasında işte demokrasisiz Marksizm, evet, Leninizm, evet. Sovyetler Birliği tarafında yer almak mı Amerikan Batı ama dünyası. Ondan sonra Soros'a geçtiler onlar uçtular. Onlar biraz kestirme yol çizdiler. Maalesef Sovyetler Birliği de o konuda başarılı olamadı ve dünyanın geri kalan kısmında da bilimsel bir sosyalist yaklaşım yayılmasını, gelişmesine zarar veren bir operasyon oldu. Evet. Hem kendilerini yaktılar hem dünya haklarına böyle zarar veren bir evet, çok fazla boğma evet, yaşandı. Nerede doğru bir yola çıkış olsa evet, orada çok boğma yaşandı. Yani doğrulara daha çok bedel ödetildi. Evet, evet, devam edin siz. Sizinle evet, bizim kapatalım. Bizim bu şeyimiz Cumhuriyet Gazetesi'nin başına gelenler de biraz bu çerçevede gidiyor. Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Devrimi'ne sahip çıkma rotasında geldi. Hep bu rotaya çomak sokuldu, bir çelme atıldı, evet, bıçak sokuldu, kesintiye uğratıldı. Ya sık yönetim komutanlıkları vasıtasıyla veya sık yönetim komutanlıklarının yapamadıklarını liberal Sorosçu saldırılar vasıtasıyla
yapmaya çalıştılar. Tüm sol hareketin tarihindeki bu saldırı, sapma, saptırma operasyonunun bir parçasıdır Cumhuriyet Gazetesi'nin yaşadıkları da. Sosyalist hareketinde Türkiye solunun yaşadıkları da aynı. Yani emperyalizm solu diye bir arkadaşım çok sık söyler. Emperyalizm solu diye tarif etti. Batıcı. Evet. Neoliberal sol. Evet. Çok solun neoliberali olmaz. Bu çok önemli bir sentez. Gerçekten giderek insanlar bunu yeni yeni algılıyoruz. Hep birlikte maalesef, yani evet. Yaşa yaşaya ders almış olarak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.